Ses kareleri oluşturma ve obje bağlantı ilişkisi. Adobe After Effects CS6 ile birlikte ses işlemlerinde ses karelerini kullanarak objelerin hareketleriyle eş zamanlı olarak objelerin sesini karelerine göre hareket etmelerini ve animasyon oluşturmasını sağlayabiliriz. Yöntemi kullanırken ses dosyalarından faydalanarak objeye ses ile beraber hareket vererek animasyon oluşturabileceğimizi söyleyebiliriz. Bunun için yeni bir proje oluşturarak işlemlerimize başlıyoruz. File, New Project ve ardından File, Import ve Multi File isteyerek çoklu doküman işlemini içeri alabiliriz. Örneğin şöyle bir müzik, yani MP3 olabilir. Şöyle aç dedim. Ardından grafik dosyalarımdan şöyle bunu da kompozisyon olarak aç dedim. Dilersem farklı sesleri de buraya alabilirim. Örneğin şöyle yine beğenmediğim ses olursa bunu kullanırız. Yine aynı şekilde aç diyerek, dan diyerek bitirebilirim işlemi. Artık işlemlerimizi yapabiliriz. Şöyle baktığımızda örneğin kompozisyon alanındaki arka plan rengini de şöyle açalım. Daha net bir görüntü istiyoruz çünkü. Evet. Şöyle olabilir. Yine bu müzik dosyalarımızı şöyle MP3 dosyalarımızı şöyle içeriye aldık. Örneğin bunları daha henüz tanımadığımız olabilir veya henüz dinlemediğimizden şöyle bir tanesini kapatarak hemen hızlıca dinleyelim. Hızlı hızlı. Bunu dinledik. Ardından yine bunu kapatarak şunu dinliyoruz. Ve bu bir tanesini beğendiğimizde örneğin şunu silebiliriz veya bu kalabilir. Bunu en alt katmanı alalım. Şöyle kapatalım. Kilitleyebiliriz. Gerekli özelliğimizi kullandık. Şimdi ses ile beraber animasyonumuzun da hareket halinde olmasını sağlayabilmemiz için çeşitli özellikleri vermemiz için bazı özelliklere ihtiyaç vardır. Örneğin şöyle ilk kez yapacağımız için örneğin şöyle yapalım. Sağ tıklayarak MP3 dosyamız üzerinde sağ tıklayarak bunu Keyframe Assistant ve Convert Auto Keyframes diyerek bunu dışa anahtar karelerinin oluşturmasını sağlayabiliriz. Şöyle dediğimizde anahtar karelerin oluştuğunu U tuşuna basarak da bunu görebiliyoruz. Bakınız left, right, both diyerek yine burada equalizer tarzı sağ sol ve tüm hepsine bunu yapabiliyor. Ses kanalların burada olduğunu ve bunun herhangi bir etken olmadığını yine söyleyebiliriz. Artık işlemlerimizi bağlamamız için tek bir hamleyle bunu yapabileceğiz. Bunun için objemize yani katmanımıza gördüğümüz gibi hareket verebilmemiz için örneğin yapmak istediğimiz kısmı şöyle yapalım. Transform kısmından örneğin scale veya kısa olarak da katmanımız seçili haldeyken S tuşuna basarak da scale özelliğimizi aktif ettik. Şöyle turnwise özelliğini aktif ettiğimizde yine buradaki kısmı açalım. Convert dediğimiz kısmı. Şöyle panelimizi biraz yukarı alalım. Basit tutarak şöyle taşıdık. Evet. Buradaki özelliğimize tıklamadan bakınız bu turnwise özelliğimizi tıkladığımızda bazı şeylerin olmayacağını, hareketlerin aynı anda devam etmeyeceğini görebilirsiniz. Ama eğer biz sihirli tuşumuz olan alt tuşuna basılı tutarak örneğin şöyle basılı tuttuğumuzda bakınız pick-up ve gerekli expression link kısımlarının burada açıldığını görebiliyorsunuz. Expressing daha önceki bağlantı yöntemlerimizde uygulamıştık ve bu dersimizin de geleceğini de orada bahsetmiştik. Yine ses kısımlarının burada bağlandığını pick-up özelliğiyle yapabiliriz. Buradaki pick-up yani spray kısmındaki pick-up üzerine basılı tutarak şöyle sürükleyip both channels yani slider kısmındaki time warp özelliğini bir kez bıraktığımızda şöyle boş alan tıklayalım ve gerekli özelliklerin buraya göre alındığını görebiliriz. Şimdi bunu görüntüleyebilmemiz açısından bakınız şu an animasyonumuz oluştu ve gerekli katmanımızın burada olmadığını harekete göre de geleceğini görebilirsiniz. Burada RAM Preview yöntemini kullanarak
başlayabiliriz. Play yönteminin burada işlemediğini söylemekte fayda var. Şöyle RAM Preview diyerek önce ön izlemesini alıyor. Ardından işlemlerimizi kolaylaştırabilmemiz için burada sesi şöyle biraz kısabilirim. Evet. Tekrar beni duyabilmeniz için. Bakınız, hareketle beraber sesin de aynı gittiğini, sese göre hareketin olduğunu görebiliyorsunuz. Evet. Bu işlemi de başarıyla yaptığımızı görebiliyorsunuz. Örneğin şu iki katmanımızı seçelim ve klavyemizden U tuşuna basarak hangi efektimizin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi örneğin yine bu kısmı kullanarak örneğin burada yine transform paneli açarak şöyle büyüme küçülme değil de örneğin rotation yine opacity diyerek de bu kanalları bağlayabilirsiniz. Yine bu scale kısmını açtığımızda şuradan kapatabilirsiniz. Örneğin ben bu scale özelliğimi kullanmasını istemiyorum da opacity özelliğimizi kullanarak da bir animasyon yapabilir miyiz? Evet, elbette ki yapabiliriz. Yine bunu kapattığımızda bakınız şöyle opacity üzerinin tam white üzerine geldiğimizde alt tuşuna basarak bastığımızda bakınız yine bunun expression link kısmının açılacağını yine buradan Pick Up özelliğini kullanarak da Bold Channel Slider kısmına sürüklediğimizde şöyle boş bir alana tıklayarak da animasyonumuzun sese göre hareket ettiğini görebileceksiniz. Örneğin şöyle Ramp Preview yaptığımda bakınız şu an gidecektir. Ona göre. Opaklık değerinin gerekli kısımlarda alçalıp yükseldiğini, sesin hareketine göre devam ettiğini görebiliyorsunuz. Bu işlemle beraber artık başarılı bir ses hareketini verebilir. Dilediğiniz kanaldan, örneğin dilediğiniz sol kısımdan da bunu yapabilir veya sağ kısımdan da bunu yapabilir. Dilese tüm kısma da bunu uygulayabilirsiniz. Gerçekten çoğu ses animasyonlarında olsun, yine klip çekimlerinde olsun bu çeşitli özellikleri kullanarak gerçekten faydalı işler yapıldığını dikkat ederek yine bunları görüntüleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi alt tuşu yine sihirli tuşumuz olan alt tuşuna bir kez basarak Time Watch özelliğine bunu uygulayabilir. Pick Up özelliği de bunu sürükleyerek gerçek bir bağlantı ilişkisini kurarak da objelerimizin sesle beraber hareket etmesini sağlayabiliriz.